Saddam'ın özelliklerinden biri de öldürmenin onun için sorun olmamasıydı. Halk Saddam'a sanki ikinci bir tanrıymış gibi inanıyor. Dünyada Saddam'ı durduracak hiçbir güç yok. Saddam, Bush'un kendisine karşı bir savaşa gireceğini hiç aklından geçirmiyordu. Ve Bush, Saddam'a karşı savaşa girdi. Üzerine salıverilecek ateş kuvvetinin cinsi hakkında fikri yoktu. Hanımefendiler ve beyefendiler, Saddam'ı yakaladık. Saddam, neden askerler buraya gelip ülkemi ateşe verdiler, hiçbir şey bulamadınız dedi. Sanki ülkemi mahveden diktatörlüğün sonu gelmiş gibiydi. Saddam Hüseyin. Cep telefonu kaydı. 30 Aralık 2006 yılında Irak'ın eski devlet başkanı Saddam Hüseyin, Bağdat hapishanesindeki idam sehpasına çıkmaktadır. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan suçlu bulunmuş ve son temyizi kaybetmişti. Cep telefonuyla yapılan kayıtlar, ciddi bir ortam yerine Saddam'ın etrafındakilerle dalga geçtiğini göstermektedir. Saddam son ana kadar meydan okumaktadır. Birden yerdeki kapakların kanatları açılır. Ve Saddam ölüme teslim olur. Saddam Hüseyin onlarca yıl muhalefetin her imasını ezerek Irak'ı demir yumrukla yönetti. Saddam'ın askerleri onun adına işkence yaptı ve bunları videoya kaydetti. Böylece bu işkenceler haddini aşan diğer kişilere uyarı olarak gösterilebilirdi. Bizler için Saddam'ı televizyonda görmek çok korkutucu bir şeydi. Şüphesiz Iraklı küçük kasabalı çocuğun büyüyüp tarihte böyle silinmez bir iz bırakacağını hiç kimse beklemiyordu. Saddam Hüseyin burada medeniyetin beşiğinde doğdu. Ailesi Irak'ın merkezinde bulunan eski Babil topraklarındaki küçük ve fakir bir köydendi. Saddam Al-Auca'da doğdu. Al-Auca küçük bir kasaba, küçük bir bölge ve Tikrit'tedir. Onlar belalı kimselerdir. Birbirlerini öldürmüşlerdir. Aralarından bazıları hırsızdır. Bazı aileler acınacak bir yoksulluk içinde yaşıyorlardı ama Saddam Hüseyin evlerin en mutsuzunda dünyaya geldi. Hatta Saddam doğmadan önce Saddam'ın annesi kendisini ve onu öldürmeye çalıştı. Kocasını kaybettiğinde Subat Alfa 7 aylık hamileydi. Daha sonra bir oğlu hastalandı ve öldü. Artık dul bir hamileydi ve bu çocuğu istemiyorum dedi. Bu çocuk benim ne işime yarayacak? Kocamı kaybettim, diğer çocuğumu kaybettim. Hatta Saddam'ın annesi karnındaki bu çocuğun rakiplerini bertaraf ettiğini bile söyledi. O ailedeki tek erkek olmayı istiyordu ve annesi karnını kapıya, duvara hızla vuruyordu. Ama neticede bu çocuğu doğurdu. Çocuk 28 Nisan 1937'de dünyaya geldi. Annesi ona Arapça karşı koyan kişi anlamına gelen Saddam ismini verdi. Çocuk şöyle dursun, kendine bile bakmaktan aciz olan annesi Saddam'ı dayısı Hayrullah'la birlikte yaşamak üzere Dicle kıyısındaki Tikrit yakınlarına gönderdi. Saddam hayatının ilk 4 yılını muvazzaf subayı olarak köyde mevkilenen dayısı Hayrullah'ın himayesinde geçirdi. 1941 yılında aşırı milliyetçi Hayrullah, daha sonra Irak'ı işgal edecek olan İngiliz kuvvetlerine karşı Nazi destekli bir ayaklanmaya katıldı. Ayaklanma İngilizler tarafından bastırıldı. Bu başarısız ayaklanmadaki rolü yüzünden Hayrullah görevinden alınıp hapse atıldı. Saddam annesinin himayesine döndü ama bu sırada annesi merhum kocasının Yalancı Hasan diye tanınan mahalli kabadayı kardeşiyle ikinci evliliğini yapmıştı. Üvey babası hem fiziksel hem de psikolojik olarak genç Saddam'a karşı oldukça acımasızdı. Saddam'ın üvey babası Saddam'ı dövüyor ve ona kötü davranıyordu. Keçi ve tavuk çalarak kendisine yararlı olacağını ısrar eden üvey babası, Saddam'ın okula gitmesine izin vermedi. Eğer yakalanırsa Saddam'ı geri vermektense hayvanları zehirleyeceği ya da öldüreceği biliniyordu.
Dayısı Saddam'ı zafer hayalleriyle doldurdu. Ona Irak tarihinde özel bir rol oynayacağını söylerdi. Saddam'a Saddam'la özdeşleştirdiği Irak'ın büyük kahramanlarını anlatırdı. Sonunda Saddam'ın okula gitmesine izin verildiğinde davranışları çığırından çıkmıştı. 10 yaşına bastığında dayısı Hayrullah Saddam'a tabanca verdi. Saddam bu tabancayla daha sonra sınıfta karışıklığa neden olacaktı. Öğretmenleri silahla tehdit ederdi. 10 yaşındayken bir cinayet işlediği, birini öldürdüğü söylenir. Cinayetten yarım saat sonra Saddam'ın evine giden polis, Saddam'ı yastığının altında silahla uyurken buldu. Silah hala sıcaktı. 1956 yılında 19 yaşındayken Saddam hareketsiz ve can sıkıcı Tikrit'ten Dicle'nin 160 kilometre aşağısında Bağdat'ın eski metropolüne gönderildi. Kendisini askeri öğrenci olmaya teşvik eden dayısı Hayrullah bu yolculukta Saddam'a eşlik etti. Saddam büyük bir umutla Bağdat Askeri Akademi giriş sınavlarına girdi ama kazanamadı. Kısa bir süre sonra her nasılsa Saddam'ın ilgisi askerlikten politikaya yöneldi. Mısırlı Cemal Abdülnasır, Süveyş kanalındaki krizle ilgili Batı ülkeleriyle çarpışırken Saddam dikkatlice izledi. Nasır'ın meydan okuması milyonlarca genç Arap'ın politikaya girmesine ilham kaynağı olmuştu. Ama Saddam Hüseyin özellikle hevesli görünüyordu. Saddam hemen Irak'ın en etkin radikal, tabiri caizse ateşli partisine katıldı. Ve bu da Baas Partisi'ydi. Genç, radikal, cesur ve çok aşırı milliyetçi bir partiydi. Biraz da sosyalistti. 1959 yılında Saddam, Irak'ın yeni askeri diktatörü General Abdülkerim Kasım'ın suikastını gerçekleştirecek olan ekibin bir parçası olmak üzere Baas Partisi tarafından ekibe seçildi. Saddam Hüseyin genç bir kiralık katildi. Saddam'ın özelliklerinden biri de öldürmenin onun için bir sorun olmamasıydı. Suikast planı, Kasım'ın arabasını güpegündüz Bağdat'ın en işlek caddesi Raşit Caddesi'nde pusuya düşürmekti. Pusu hazırlamanın nasıl bir şey olduğunu bilmediklerinden birbirlerine ateş ettiler. Keza generali de yaraladılar ama öldüremediler. Ama görünüşe göre Saddam da kendi arkadaşlarından birinin kurşunuyla yaralanmıştı. Kasım mermilerle kalbura dönmüş arabasını gözler önüne sermekten kaçındı. Suikastimi güvenli bir eve kaçtı. Saldırı başarısız olmasına rağmen olay kısa sürede efsanevi bir prestij kazandı ve Irak televizyonu için oyunlaştırıldı. Saddam 22 yaşındayken Irak'ın en çok aranan adamlarından biri oldu. Saldırıdan sonra Saddam memleketi Tikrit'e kaçtı. Oradan da kılık değiştirip Bedevi aşiret üyesi olarak çölü geçti ve daha sonra Arap dünyasının merkezi Kahire'ye seyahat etti. Irak'a dönüşünü planlarken Mısır'da iktidarla ilgili çok değerli dersler aldı. Askeri diktatör General Kasım'a suikast girişiminden sonra 1960 yılında 22 yaşındaki Saddam Hüseyin Irak'tan kaçtı. Kahire Üniversitesi'ndeki hukuk fakültesine devam ederken Saddam Baas Partisi bağlantılarındaki kendi iletişim ağını genişletti. Baas yanlısı darbenin nihayet General Kasım'ın rejimini devirdiği 11 Şubat 1963 yılına kadar Saddam 3 yıl politik sürgünde yaşadı. Yeni Irak hükümetinde kendisini savunma fırsatı gören Saddam Bağdat'a geri döndü. Saddam Hüseyin yeni rejimin kiralık katillerinden, orta seviye örgütleyicilerinden biri olarak hizmet vereceği Bağdat'a döndü. Artık memleketinde olan Saddam evlenebilirdi. Büyük annesi, dayısı ve akıl hocası Hayrullah'ın kızı olan kuzeni Sacide ile bir evlilik ayarladı. Ama senenin sonuna doğru bir başka darbe Baas Partisi'ni iktidardan zorla indirdi. 1964 yılında Baas lideri Saddam'ı Irak'ın yeni cumhurbaşkanına suikast düzenlemek üzere tuttu. Plan ortaya çıkarıldı ve Saddam hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Saddam bu defa kaçmayı yeğlemedi ve 2 yıl hapis yatmak zorunda kaldı. Saddam hapisteyken politik ideoloji ve Baas'ın tekrar iktidara geri dönmesi üzerine derinlemesine düşündü. Hitler, Stalin, mafya ve tarihteki diktatörlerle ilgili şeyler okudu. Ve bence bütün kötü şeyleri ve cevapları bir araya getirmek için her birinden az miktarda alıntı yaptı.
Karısı yeni doğan oğulları Uday'ı hapishanedeki Saddam'ı ziyarete götürdü. Bu Saddam'a gizlice dışarıdaki arkadaşlarına bebek bezinin içinde mesaj gönderme fırsatı verdi. Saddam hapishanede kendisinin uzaktan kuzeni olan tanınmış askeri kahraman Ahmet Hasan Elbekir de dahil olmak üzere kıdemli Baas Partisi üyeleriyle ittifak kurdu. 1966 yılında Saddam ve Elbekir sempatizan hapishane gardiyanlarının yardımıyla hapishaneden kaçtılar. Böylece Saddam yeraltı Baas Partisi direnişinin eylemcisi olarak tanınmaya başladı. Güçlü bir kişiliğe ve karizmaya sahip. Bunu çok rahat hissedebiliyorsunuz. Diğerlerini ikna kabiliyetine sahip. Gerçek bir liderin huzurunda bulunduğunuzu hissediyorsunuz. Çok etkileyici biriydi. 17 Temmuz 1968'de Saddam, Baas Partisi'ni yeniden iktidara getirmek üzere bir darbe hazırlığında olan hoşnutsuz kara subaylarının yardımıyla gönüllü olarak askere yazıldı. Kuzeni Ahmet Hasan Elbekir başkanlık görevini üstlendi. Saddam, Elbekir'in vekili ve Irak Gizli Polis Teşkilatı Muhabarat'ın başkanı olarak yeni rejimde kendi mevkisini çabucak buldu. Saddam rejimin celladıydı. Elbekir'le Saddam arasında sürekli bir iş gücü bölümü vardı. Saddam devamlı rejimin kirli işlerini yapan adamdı. Saddam insanların zihinlerine ve kalplerine korku salarak herkesin suskun kalmasını sağladı. İktidara geldikten 3 ay sonra Saddam ve Elbekir yeni rejimleri için tüyler ürpertici bir kutlama düzenlediler. Bir grup sözde casusun idamını halk için ulusal bayram ilan ettiler. İdam edilenlerin çoğu Iraklı Yahudilerdi. Iraklı Yahudilerin idamını büyük bir halk gösterisi yaptılar. Central Liberation Square'de 13 ceset havada asılı sallanırken, sanki bir karnaval havasıyla yüzlerce, binlerce insanı kamyonlara doldurup köylerinden getirdiler. Elbekir, ismen hala cumhurbaşkanı olmasına rağmen, Saddam sahne arkasında güçlü adam, gerçek iktidar olarak gittikçe yükseliyordu. Saddam 1972 yılında dünya petrolünün %15'ine hakim olan Irak Petrol Şirketi'ni ulusallaştırdı. Parayı köylerin ve şehirlerin geliştirilip modernize edilerek Irak'ı 20. yüzyıla getirme yolunda büyük bir atılımı finanse etmek için kullandı. Saddam'ın esrarının bir bölümü, tabii eğer bunu bu şekilde adlandırmak isterseniz, gerçekte bu ülke için başardığı şeylerdir. Bu adam Irak'taki her köye gerçek anlamda elektrik getirdi. Sanki daha önce Irak'ta hiç kimse oluşturmamış gibi yol düzeni oluşturdu. Saddam, Irak'ın yeni bulunan zenginliğiyle uluslararası ilişkilerde kendine bir yer sağladı. Saddam 1972 yılında Sovyetler Birliği ile dostluk anlaşması ve silah alışverişi müzakerelerinde bulundu. 1978 yılında Amerika'nın İsrail ile Mısır arasındaki barış anlaşmasında aracılık yaptığı Camp David anlaşmasına karşı muhalefeti harekete geçirdi. Böylece Saddam idareyi ele geçirmek üzere harekete geçti. Irak Cumhurbaşkanı Ahmet Hasan Elbekir kötü sağlık nedenlerinden dolayı bugün istifa ettiğini söyledi. Elbekir iktidarı günün birinde Irak'ın gerçek hükümet başkanı olacak gözüyle bakılan ordunun güçlü adamı General Saddam Hüseyin'e devrettiğini açıkladı. Saddam 5 gün sonra alışılmadık bir toplantı davetiyle iktidardaki pençelerini sağlamlaştırdı. Saddam bu toplantıyı gelecek nesiller için kaydettirmek üzere kameralar emretti. Film parti liderlerini hükümete karşı bir başka komployu daha ortaya çıkardığını ve komplocuların seyirciler arasında olduğunu anons eden Saddam'ı şaşkın bir şekilde dinlerken göstermektedir. Sözde bir muhbir kürsüye çıkıp komplocuların adlarını okumaya başladı. Her bir isim okunurken bir adam gizli polis tarafından zorla dışarı çıkarılıyordu. Komplocuların listesi büyüdükçe geride kalanların arasında gerilim yükseldi. Kimse ortaya çıkacak bir sonraki ismin kim olacağını bilmiyordu. Bu yüzden Irak'ın en kıdemli 250 kişisinin bu salonda oturup içeride korkudan ölmekte olduklarını, adlarının açıklanıp açıklanmayacağını görmeyi beklerkenki durumlarını tahmin edebilirsiniz. Çünkü adları açıklanır açıklanmaz öleceklerini biliyorlardı. Kesin hakimiyetin görüntüsünün tadını yalnızca Saddam çıkarıyor gibi görünüyordu. Bütün bu olanlar bittikten sonra kimin iktidarda olduğunu bütün ülkenin kesinlikle öğrenmesi için hem video filmi hem de hikaye bütün Irak'ta dolaştırıldı. Bu Irak'ta gerçek korku ortamının ön plana çıktığı zamandır ve bunun da yaratıcısı Saddam'dır. İnsanların öldürüldüğünü, vurulduğunu,
idam edildiğini görmek gibi bir şeydir. Sizi o kadar korkutur ki bir geleceğe bile sahip olmamaktan korkarsınız. 1979 yılına kadar Saddam Hüseyin gücünün zirvesindedir. Kendisini Irak Cumhurbaşkanı olarak meshetmişti ve Iraklı düşmanlarının çoğuyla birlikte bazı yoldaşlarını da bertaraf etmişti. Kendi kendine, eğer bir kişi hakkında şüphe duyarsam onu öldürürüm. Hata yapıp onun beni öldürmesine izin vermektense bir kişiyi öldürmek yanılgısında bulunmam benim için daha iyi olur derdi. 1978 yılındaki İsrail ile Mısır arasındaki barış anlaşması Camp David'e meydan okuma adına Saddam, Arap ülkelerini harekete geçmeleri için topladı. Birçok insan Saddam'ın bir kahraman ve Birleşik Devletler'e karşı savaşmak için çok cesur biri olduğuna inanıyor. Her nasılsa Saddam dikkatini kapı komşusu İran'daki olaylara verdi. İran'da Ayetullah Hümeyni'nin İslami kökten dinci ihtilali Batı yanlısı Şah rejimini devirdi. İran'da kargaşanın çıkmasıyla Saddam, İran körfezindeki zengin petrolde Irak'a rakipsiz güç yapma fırsatını gördü. ...22 Eylül 1980'de Irak, İran'ı işgal etti. Saldırı herhangi bir resmi uyarı olmadan yapıldı ve birçok sınıra ve tarih boyunca iki ülke arasında var olan dini çekişmelere ulaştı. Hiçbir askeri deneyimi olmayan ordu başkomutanı Saddam, savaşı birkaç hafta içinde kazanacağını tahmin ediyordu. Ama olaylar beklediği gibi gitmedi. İran, Irak'tan daha büyük ve nüfusu yaklaşık olarak Irak'ın 3 katı olan müthiş bir ülkeydi. Her Irak saldırısı Saddam'ın ordularını geri püskürten genç İranlı şehitlerin insan dalgası tarafından karşılanıyordu. Saddam, Tahran ve diğer İran şehirlerine yapılacak füze saldırılarıyla İran'ın azmini kırmaya yemin etti. Ama çarpışma sonunda uzun, kanlı bir savaşa dönüştü. Saddam 1980 yılında yönettiği Irak sınırlarının ötesinde iktidarı ele almak istedi. Orta Doğu'daki bütün Körfez bölgesini kontrol altına almayı planladı. Saddam İran'a karşı kara savaşında çarpışırken aynı zamanda nükleer silah geliştirmek üzere gizli bir programa milyarlarca yatırımda bulunuyordu. Saddam bombanın olayların akışını İran'ın aleyhine çevireceğini ve dünyanın geri kalan kısmının saygısını ya da en azından korkusunu hak edeceğine inanıyordu. İsrailliler konuyu ciddi olarak ele aldılar ve 1981 yılında Saddam'ın Bağdat yakınlarındaki Osurek'teki reaktörünü devre dışı bırakacak tehlikeli bir hava saldırısı başlattılar. Reaktörünün tahrip edilmesi ve savaşta ölenlerin sayısının yükselmesiyle 1982 yılında Saddam İran'a ateşkes önerdi. Ama Ayetullah Saddam'ın gücü tükeninceye kadar savaşmaya devam edeceğini and içti. Saddam danışmak için kabinesine başvurdu. Sağlık Bakanı ateşkesi elde edebilmesi için Saddam'a geçici olarak görevden çekilmesini önerdi. Söylentilere göre Saddam açık sözlülüğü için bakana teşekkür etti ve derhal onu tutuklattırdı. Bakanın eşi gelip lütfen kocamı bana geri verin diye Saddam'a yalvardı. Saddam kadına bunu yapacağına söz verdi. Bunun hayatında tuttuğu birkaç sözden biri olduğunu söyleyebilirim. Ertesi gün siyah bez ceset torbasında parçalara ayrılmış olarak kocasını kadına geri gönderdi. Her iki taraftan 500.000 şehit verildikten sonra nihayet 20 Nisan 1988'de İranlılar ateşkesi kabul ettiler. Sınır hemen hemen Saddam'ın 8 sene önceki işgal ettiği zamanki şekliyle kalmıştı. Ama Saddam zafer ilan etti. Arka cephe karmaşa içindeydi. Caddeler milyonlarca işsiz, eski askerle doluydu ve kırsal bölgede huzursuzluk dalga dalga yayılıyordu. İran'la işbirliği içine giren Kürtleri ezmeyi isteyen Saddam'ın en kötü canavarlıklarından biri savaştan hemen sonra ortaya çıktı. 1988 yılı Şubat ve Ağustos ayları arasında 9 Kürt bölgesi zehirli hardal ve sinir gazıyla bombalandı. Toplam olarak 100 binin üstünde Kürt bulundukları yerde hemencecik can verdi. Saddam'ın kendi ailesinin içinde de huzursuzluk ve şiddet vardı.
Çoğunlukla aile babası olarak resmedilen Saddam, 1988 yılında kendine bir metres edindi. Saddam'ın büyük oğlu Uday, annesinin bu şekilde aşağılanmasına kızdı. Bir gece öfkesini Saddam'ın yakın arkadaşı ve uşağından çıkardı ve uşağı öldüresiye copladı. Babasının gazabından korkan Uday, bir avuç dolusu uyku hapı yuttu ve aceleyle hastaneye götürüldü. Hastanede Saddam ve korumaları Uday'ın midesinin yıkandığı odaya girdiler. Saddam içerideki herkese vuruyordu. Hatta hasta yatağında yatan Uday'a bile. Uday'ın kolunu kırıp onu 45 gün hapsetti ve işkence yaptı. Ve hepimizi hapse attı. Konu yatışıncaya kadar aile Uday'ı alelacele İsviçre'ye gönderdi. Uday Irak'a 6 ay sonra dönebildi. Irak sokaklarındaki insanlar için güç zamanlardı. Saddam'ın halkın üzerindeki pençesini sıkılaştırması, kendisine muhalefet eden herkesin zorunlu olarak yer değiştirmesi, işkence görmesi ve gözaltına alınması olarak kendini gösteriyordu. O yıllarda halk, vatandaş olarak bile var olmadığını hissediyordu. Hayatlarını yoksulluk ve korku içinde yaşıyorlardı. Paraları yoktu. Ve özgürlükleri hiç yoktu. Konuşamıyorlardı. Yaşamlarını acınacak bir halde öylesine yaşıyorlardı. 10 yıllık sürede ekonomik ve politik vaatler bozulmuştu. Irak enkaz haline gelmişti. Saddam'ın zihnindeki sorunlar bir tek şeye özetlenmişti. Paraya. Irak hazinesi İran savaşı yüzünden iflas etmişti ve Irak'ın petrol rezervleri maliyeti karşılayamıyordu. Saddam ayakta kalabilmek için paraya ihtiyacı olduğunu biliyordu ve kurtuluşu için Körfez'deki petrol zengini Kuveyt'e bel bağlamaya başladı. Iraklılar Kuveytlilerin çeşitli bankalarda 200 milyarları ve mal varlıkları olduğunu biliyorlardı. Saddam bunun Irak'ı büyük bir hızla zenginleştirmek için harika bir fırsat olacağını biliyordu. Bilirsiniz, aniden yeniden zengin oluyorsunuz. Ama Saddam Irak'ın ilerlemesi hazırlanırken Kuveyt'in Batı'nın desteğini alacağını tahmin etmiyordu. 24 Temmuz 1990'da Saddam binlerce askerini Kuveyt sınırına göndermeye başladı. Ertesi gün Amerikan Büyükelçisi April Grigsby ile yapılan toplantıda Saddam Kuveyt'e saldırmayacağı izlenimini bıraktı. Saddam sözüne sadık kalmadı. Irak bugün ufak komşusu Kuveyt'e saldırdı ve yönetimi ele geçirdi. Bu dünya çapında protestolar başlattı ve Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Sovyetler Birliği'ni zorlayıcı önlemler almaya teşvik etti. 2 Ağustos 1990'da Saddam'ın ordularının bu küçük ülkeyi işgal etmesi sadece 6 saatlerini aldı. Dünyanın işgali kınaması Saddam'ı şaşkınlığa uğrattı. Birleşmiş Milletler Saddam'ın Kuveyt'ten çekilmesini ve Irak'a boykot ve zorlayıcı önlemlerin uygulanmasını istedi. Bu Saddam Hüseyin'in Irak'ının Amerika Birleşik Devletleri'ni karşısına alması değil, Irak'ın dünyayı karşısına almasıdır. Saddam'ın askerleri Kuveyt'i talan edip yağmalarken Saddam bütün dünyaya bir dizi garip askeri harekatı sahneleyen fotoğrafları göstererek saldırıya devam etmek için televizyonu kullanmaya başladı. Sütünü içiyor musun Stuart? İşgal edilmiş Kuveyt'teki İngiliz vatandaşlarına kendisini gördüklerinden memnun olup olmadıklarını soruyordu. Ve Irak ve Kuveyt'teki batılı misafirlerim diye isimlendirdikleri bu kişilere misafirperverliğini gözler önüne seriyordu. Dünyanın geri kalan kısmı onları rehine olarak görüyordu. Birleşmiş Milletler Koalisyonu misilleme yapmakla tehdit ettikçe Saddam daha çok meydan okuyordu. Irak'ın Kuveyt'in topraklarına ilhak etmesine izin verilmeyecektir ve bu bir tehdit, bir övünme değildir. Sadece bu şekilde olacaktır. 29 Kasım 1990'da Birleşmiş Milletler Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi için 15 Ocak 1991'e kadar zaman sınırı koyarak Saddam'ın buna riayet etmemesi halinde kuvvet kullanımına onay verdi. Saddam bir hafta içinde batılı rehineleri serbest bıraktı ama yine de Kuveyt'ten çekilmedi. Onun yerine davasını uluslararası medyaya taşımaya çalıştı. Amacını Amerikan halkına göstermek için kampanyasının bir parçası olarak CBS haberlerden Dan Rather'a özel bir röportaj verdi. Kuveyt, Irak'ın bir parçasıdır. Sonsuza kadar mı? Bunu söyledik. Kuveyt, Irak'ın bir bölümü, Irak'ın bir ilidir.
Ve Amerikalılar gibi Iraklılar da, Irak halkı da savaşın patlak vermesini istemiyor. Sınırın tam karşısında Suudi Arabistan'da Birleşmiş Milletler Koalisyonu Vietnam Savaşı'ndan bu yana oluşturulan en büyük orduyu bir araya getiriyordu. Yarım milyon asker, yüzlerce savaş uçağı ve binlerce tank saldırıya geçmek üzere elde hazır tutuluyordu. Birleşmiş Milletler'in verdiği sürenin dolmasından bir gece önce Irak televizyonu askerlerinin tezahüratı eşliğinde meydan okuyan Saddam'ı Kuveyt sahilinde gösterdi. Saddam Bush'un cesareti olmadığını sanıyordu. Bush'un cesareti vardı. Bush'un kendisi için bir sınır çizebileceğini tahmin etmiyordu. Bush onun için bir sınır çizdi. Saddam Bush'un kendine karşı savaşa gireceğini asla düşünmüyordu. Ama savaşa girdi. Birleşmiş Milletler'in verdiği sürenin dolmasıyla birlikte çöl fırtınası operasyonu bütün dünyada devam eden canlı yayınlar eşliğinde Bağdat üzerine bomba dalgasıyla başladı. Saddam Cruise füzesi engelleme ateşine, akıllı bombalara ve diğer yüksek teknolojik silahlara hazırlıklı değildi. O yalnızca yeraltı sığınağında yaşayan bir adamdı. Modern savaştan hiç anlamıyordu. Kendi üzerine salıverilen ateş gücünün türü hakkında bir şey bilmiyordu. Saddam'ın tek cevabı İsrail ve Suudi Arabistan'a karşı hiçbir işe yaramayan kısa menzilli füze bombardımanı oldu. Krizin 7. ayı içinde 24 Şubat 1991'de Birleşmiş Milletler askerleri Körfez Savaşı'nın kara saldırısını başlattı. Müttefik birliklerin saldırısından önce Saddam'ın askerleri firar etmiş ya da teslim olmuşlardı bile. Yakalanırlarsa firar ettikleri için vuruluyorlardı. Pek çoğu Kuveyt sahillerinde üstlerinin ellerinde can verdi. Saddam sahip olamadıklarını mahvediyordu. Geri çekilen Irak birliklerine Kuveyt'in petrol sahalarını ateşe vermesi emredildi. Ama birçoğu Irak'a geri dönüşlerinde tek otoyolda kapana kıstırıldılar. Müttefik uçakları geri çekilen askerleri bombalayıp binlercesini ölüm otoyolu denilen yerde öldürdü. Kara Savaşı'nın başlangıcından 100 saat sonra Birleşmiş Milletler birlikleri ufak Körfez ülkesi Kuveyt'i özgürlüğüne kavuşturmuştu. Bu şaşırtıcı bir zaferdi. Ama Saddam Hüseyin hala özgürdü. Saddam, Amerika Birleşik Devletleri'nin gecenin ya da gündüzün her anında kendisini bulup bomba saldırısı düzenleyecek teknolojiye sahip olduğu fikrindeydi. Ve bu yüzden sürekli yer değiştirip her gece değişik bir yerde uyuyordu. Ama kesinlikle çok gergin bir adamdı. Onun mantığına göre asla birini dövüp işini bitiremezsiniz. Saddam, Amerikalıların geleceğini, gelmek üzere yolda olduklarını tahmin etmeliydi. Ve bu onun yaptığı en büyük hata oldu. Ama Birleşmiş Milletler generalleri Iraklıların ateşkesini kabul etmek için Iraklılarla görüştüklerinde Başkan Bush tartışmalı bir karar verdi. Müttefik birlikleri Saddam'ın ve Cumhuriyet muhafızlarının peşine düşmeyeceklerdi. Saddam Hüseyin yeniden ayakta kalmıştı ve ezici bir yenilginin bile sıradan bir zafer olduğunu iddia edebiliyordu. Saddam yere yıkılmıştı ama nakavt olmamıştı. Ve Batı'nın da kısa bir süre sonra öğreneceği gibi hala içinde savaştan kalan bir sürü şey vardı. Saddam Hüseyin 1991 yılında modern tarihin Basra Körfezi'ndeki en dikkat çekici yenilgilerden birinde muzdarip olmuştu. Ama vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Hüseyin bu sefer iktidarda kalmak için tekrar savaşa başladığında geriye çekilen birliklerinin sebep olduğu toz daha yere çökmemişti. Savaş Basra ve Nasiriye'nin güneyinde bulunan köylerdeki Müslüman Şiilerin moralini bozmuştu ve hükümete karşı kendiliğinden gelişen bir başkaldırı başlattılar. Güney Irak Nasiriye'deki ayaklanmaya karışmıştım. O sıralarda Saddam'ı bertaraf edebileceğimizi sanıyorduk. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri zaten Irak'taydılar. Ve biz de bunun Saddam'ın rejiminin peşine düşmemiz için en iyi zaman olduğunu düşünüyorduk. Irak kuvvetleriyle 3 hafta savaştıktan sonra hiçbir seçeneğimiz kalmamıştı. Birçok asi canını kurtarmak için ülkeden kaçmak zorunda kaldı.
Irak'la Kuveyt sınırı arasındaki güvenli bir bölgeye kaçtım. Burası o zamanlar Amerikan kuvvetleri tarafından kontrol altında tutuluyordu. Korunma için oradaydık çünkü eğer ülkede kalırsak bu kendi kendimizi idama götürmek demekti. Sürgünde olanların aileleri onların yokluklarından dolayı sık sık zarar görüyorlardı. Babamı tutuklamışlardı. Çünkü ayaklanmada rolüm olduğu için ülkeyi terk etmiştim. Babamı 3 ay hapse attılar ve ona işkence de yaptılar. Çok kötüydü. İran güneyindeki iki etnik grup Şiiler ve Kürtler hükümete karşı ayaklanmak için bir araya geldiler. Ama Irak devrim muhafızları şiddetli bir kuvvet gösterisiyle onları bastırdı. Saddam ülke üzerindeki pençesini güçlendirirken bu ayaklanmalar sırasında on binlerce sivil öldürüldü. Aynı zamanda Saddam dünyanın geri kalanının iradesine karşı savaşmaya devam ediyordu. Saddam Körfez Savaşı Ateşkes Anlaşması'nın şartlarını ihlal ederek Amerika'nın yeni başkanı Bill Clinton'la boy ölçüştü. Saddam Bill Clinton'ı muhakkak sınamalıydı. Bunu yapmak istedi çünkü adamın tam ölçüsünü görmek istedi. Çünkü bu zorba psikolojisidir, eşkıya psikolojisidir. Clinton, kruz füzesi yaylım ateşiyle cevap verdi. Saddam, Kuveyt'e ziyarette bulunan eski başkan Bush'u öldürmek için suikasta arka çıkınca Clinton bir yaylım ateşi emri daha verdi. Saddam Hüseyin daha önce de saldırgan hareketleri ve kitle imha silahlarıyla kendisinin güvenilmez biri olduğunu dünyaya göstermişti. Birleşmiş Milletler Irak'a müfettişler gönderdi. Müfettişler kimyasal, biyolojik savaş başlıklarıyla hatta İsrail'e karşı ağır ağır ve alttan yüzlerce kilometre giden bomba oluşturmak üzere bir süper silah da dahil olmak üzere muazzam bir silah stoğu buldular ve tahrip ettiler. Müfettişler ayrıca Saddam'ın hala bir nükleer bomba geliştirmek üzere iş başında olduğunu keşfettiler. Bu bölgeye girmem için bana giriş izni vermiyor musun? Size cevap veremeyeceğim. Bu keşifler Birleşmiş Milletler'in Irak'a karşı aldığı zorlayıcı önlemlerin sözde kaldığı anlamına geliyordu. Saddam iktidarını elinde tutmak için ülkenin kaynaklarını aşırırken zarar gören yine Irak halkı oluyordu. Saddam kendi kişisel servetinin devamını sağlamaya imkan veren bir kaçakçılık halkası oluşturdu. Aslen Irak halkı için ayrılmış olan tıbbi malzemeler gibi petrol de kara borsada satılıyordu. Saddam devlet gelirini kendine gösterişli yeni bir başkanlık sarayı inşa etmek için kullandı. Aynı esnada kendi ulusu açtı ve yüzlerce, binlerce Iraklı öldü. Herhangi bir başkaldırı iması çabucak ve acımasız bir şekilde susturuluyordu. Saddam'ın güvenlik güçleri ne kadar küçük olursa olsun, her itirazı yok ederek Saddam'ın politik olarak daha uzun hayatta kalmasını garanti altına aldılar. Saddam iktidara geçtiği 1979 yılından itibaren hakkında ve hükümet hakkında kötü bir şeyler söylemeye ya da politikası hakkında şikayet etmeye çalışan zavallı insanları öldürttü. Her ay en azından 1000 kişiyi öldürttü. Saddam'ın politikalarından etkilenmeden kalan bir tek nüfus dilimi kalmamıştı. Eğer ailelerimizin Saddam'ın rejimi hakkında kötü bir şey konuştuklarını duyarsak diye öğretmenler bize rapor yazmayı öğretirlerdi. Oğullarından birinin Irak hükümetine karşı olması nedeniyle Saddam'ın bütün aileyi cezalandırması yüzünden birçok aile hayatını kaybetti. 31 Ağustos 1996'da Saddam bir kere daha Kuzey Irak'taki Kürt bölgesine saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Saddam'ı cezalandırmak için Irak güdümlü mermi bölgesindeki bir sürü güdümlü nükleer füzeyi ateşe verdi. Ama Saddam hüküm sürmeye devam etti. Saddam'ın egemenliğini zayıflatmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük ettiği denemeler giderek daha çok sonuçsuz görünüyordu. Halk Saddam'a sanki ikinci bir tanrı gibi inanıyordu. Dünyada Saddam'ın önünü kesecek başka hiçbir güç, hiçbir yol yoktu. Ellerini hemen müfettişin üzerinden çeker misin lütfen? Ben sadece şefimden talimat alırım. Birleşmiş Milletler müfettişlerinin gayretlerine rağmen Saddam'ın askeri teçhizat deposunun tam muhasebesini almayı başaramadılar. Sinir gazı ve şarbon da dahil olmak üzere öldürücü biyolojik silahların ham madde stoğunun halen var olduğuna inanılıyordu. Senaryo alışılmış olmuştu. Saddam silah müfettişlerini kapı dışarı edecekti. Birleşik Devletler Bağdat'ı bombalamakla tehdit edecekti. Saddam da fikrinden vazgeçecekti. Ama çoğalan askeri harekat tehdidiyle karşı karşıya kalan Saddam sonunda kabullenmek zorunda kaldı.
2002 yılının sonuna yakın Saddam silah müfettişlerinin Irak'a geri dönmesine izin verdi. Ama teftiş süreci Saddam'ın Birleşmiş Milletleri manipülasyonlarıyla bir kere daha engelleniyormuş gibi göründü. Ocak 2003'te Birleşmiş Milletler Silahlar Müfettişi Şefi Hans Blix, Irak'ın silahsızlanmayı ağırdan almasıyla ilgili sertçe kaleme alınmış bir iddianame yayınladı. Saddam'ın tepkisi oyalamak oldu. Ama Birleşik Devletler ve İngiltere Saddam'ın Birleşmiş Milletler'in silah teftişine riayet etmesi ya da savaşla karşı karşıya gelmesi için 17 Mart'a kadar bir zaman sınırı oluşturdu. Onlarca yıldır süren yalan ve gaddarlık artık bir sona ulaştı. Saddam Hüseyin ve oğulları Irak'ı 48 saat içinde terk etmek zorunda. Bunu yapmayı reddetmeleri askeri çatışmaya neden olacaktır. 29 Mart 2003 yerel saatte sabah 3.38'de artık geriye dönüş yoktu. Basra Körfezi'ne giren veya girmek üzere yola çıkan 300 binin üzerindeki askerle birlikte 2. Körfez Savaşı başlamıştı. ...19 Mart 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Irak'a saldırmadan saatler önce Başkan Bush hayret verici haberler aldı. Iraklı bir memur Saddam'ın aleyhine dönmüştü. Amerika'nın haber alma kaynakları o gece Saddam'ın nerede olacağını kesinlikle saptamışlardı. Saddam Hüseyin'in nerede olacağını bilen sadece seçilmiş birkaç kişi vardır. Bu yüzden bu da Amerikalıların Irak'taki güvenlik birliklerinin içine girmek için en zorlarından birini aralarından seçmeyi becerdiğini gösterir. Saatler içinde düzinelerce güdümlü mermi ve 4000 kilo bomba bölgeyi vurdu. Ama daha sonra yapılan geniş araştırmada Saddam'ın vurulduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadı. Saddam'ın hayvani bir kurnazlığı olduğu kesin. Birkaç suikast girişiminden de sağ kurtulmuştu. Savaş başladıktan sadece 3 hafta sonra tanklar Bağdat'a girdi. 9 Nisan'da Saddam Hüseyin'in düzinelerce heykeli gibi şehirde düştü. Ama Saddam hiçbir yerde bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri Saddam'ın yakalanmasına ya da öldürülmesine yol açacak bilgi için 25 milyon dolarlık ödül teklif etti. Ama yine de Saddam Amerikan kuvvetlerinden paçayı kurtarmayı becerdi. Saddam'ın oğulları Uday ve Kusay o kadar açık göz değillerdi. 2003 yılı Temmuz ayı ortalarında bir Iraklı, onların bulundukları yerin bilgisini Musul'daki yetkililere verdi. Ayrıntılar bilginin doğru olduğunu kanıtladı. Uday ve Kusay'ın diğer iki kişiyle birlikte saklandığı ev, Saddam Hüseyin'in kuzenlerinden birinin eviydi. Amerikan kuvvetleri villaya saldırdı ve 6 saatlik şiddetli bir mücadele başladı. Sert şekilde direndiler. Çok sayıda cephaneleri, AK-47'leri vardı. Bina oldukça dayanıklıydı. Toz çöktüğünde evin içinde 4 ölü vardı. Uday, Kusay, bir koruma ve Kuday'ın 14 yaşındaki oğlu Mustafa. İç savaş ve terörizm ülkeyi karışıklık içinde yok etmeye başladı. Hiçbir şey yolunda gitmiyordu çünkü teröristler aldırış etmiyorlardı. Çocuk, kadın veya yetişkin arasında ayrım yok. Onlar için hepsi bir, teröristler herkes öldürüyor. Saddam'ın bulunduğu yeri veya ölü mü diri mi olduğunu bilmiyorum. Bildiğim şey artık güçlü olmadı. Saddam Hüseyin'in yakalanmasının sembolik önemi gittikçe artıyordu. Bu yazın başında yakalamamız gereken insanların orta dereceli kişiler, Saddam'ın korumaları olduğunu fark ettik. Saddam'a yakın olabilecek kabine bağlarını ve aileyi detaylı bir şekilde incelemeye başladık. İşgalden 9 ay sonra 13 Aralık 2003'te bu taktik semeresini verdi. Saddam'ın korumalarından biri olan Mahmut Braham Amal Muslet'ten sağlanan bilgiye dayanarak 600 Amerikan askeri Kızıl Şafak denilen bir operasyonla Advar'daki küçük bir çiftliğe girdi. Terk edilmiş çiftliği saatlerce araştırdıktan sonra askerler Saddam Hüseyin'in saklandığı yeraltı sığınağını buldular. Mahmut yürüyüp ayağıyla yere vurdu. "Küreklerinizi getirip burayı kazın," dedi. Ama kapağı kaldırdıklarında deliği gördüm. O kadar büyük bir delik değildi.
91 santim derinliğine kadar iniyordu ve daha sonra yeraltı sığınağına kıvrılıyordu. Saddam 3 metrekarelik bir odada saklanırken bulundu. Girişte bez parçaları ve kirle kaplıydı. Saddam'ı çekip çıkaran kişi Samir al-Yasim'di. O yeraltı sığınağının içine girmek ve dışarı çıkmak çok zordu. Saddam'ın bunu nasıl başardığını bilmiyorum. Saddam yorgun bir adamdı. Ve ayrıca belli oluyor ki kaderine razı olmuş biriydi. Saddam deliğin dibindeydi. Bu yüzden direnebilmesine imkan yoktu. Bir fare gibi yakalandı. Delikte yanında bir AK-47'si ve o sığınakta içinde 750 bin dolar bulunan bir yeşil kutu vardı. Ve sığınakta Saddam'ın yanında bir sürü prosu vardı. Hanımefendiler ve beyefendiler, Saddam'ı yakaladık. Hem Amerikalıların hem de Iraklıların çoğu Saddam'ın yakalandığı haberiyle sevinçten uçuyorlardı. Bu hissi tarif edebilmek çok güç. Bu sanki ülkemi mahveden diktatörlüğün sonu gelmiş gibiydi. Burada hemen son bulmuştu. Aralık 2003'e kadar Irak Savaşı'nda 400'den fazla asker ve binlerce Iraklı ölmüştü. Kaçıştan 9 ay sonra Saddam Bağdat Havaalanı'nın ileri uç bölgesindeki Camp Crapper'a götürüldü ve 3 metrekarelik bir hücrede tutuldu. İki delikli bir tahta kapı, bir tanesi üstte, bir tanesi altta. Üzerinde uyuduğu bir portatif karyola, iki plastik sandalyesi ve sahip olduğu kişisel eşyalarının çoğunun bulunduğu bir leğeni vardı. Üzerinde Kur'an ve kitap okuduğu bir yazı tablasının bulunduğu bir masa vardı ve hepsi bundan ibaretti. Muhteşem bir başa çıkma yeteneği vardı çünkü bir ülkenin hükümdarlığından oldukça savurgan bir yaşam tarzından sonra şimdi hiçbir şey olmayan bu hücredeydi. Sayısız hücumdan ve iki önemli savaşta Amerika Birleşik Devletleri ile çarpışmaya girdikten yıllar sonra Saddam'ın tutsaklığına tepkisi şaşırtıcı görünüyordu. Bir gün onu görmeye gittim. Sanırım sabahtı ve hücresinin köşesinde ayakta duruyordu. Yüzünde kafası karışmış türden bir bakış vardı. Bana baktı. Neden dedi. Neden askerler buraya gelip ülkemi ateşe verdiler? Buradaki kanunlar adildir dedi. Hiçbir şey bulamadıklarını söyledi. Hapisteki Saddam, Amerika Birleşik Devletleri için hem politik yönden hem de halkla ilişkiler yönünden başarılı bir işti. Irak tarihindeki karanlık ve acı verici dönem sona erdi. Ümit verici gün geldi. Tüm Iraklılar artık bir araya gelip şiddeti reddedebilirler ve yeni Irak'ı oluşturabilirler. Birçok insanın zihninin ön planında Saddam Hüseyin'in duruşması bulunuyordu. Yargılanmak üzere Saddam mahkeme önüne çıkarılacak mıydı? Onu şehit mertebesine yükseltmemek için Iraklıların Saddam'ı hayatının geri kalanında hapiste tutacaklarını sanıyordum. 19 Ekim 2005'te Saddam, Düceil köyündeki 148 Şii'nin öldürülmesi olayında diğer sanıklarla birlikte yargılanmak üzere Camp Crapper'daki konforsuz hapishane hücresinden getirildi. Mahkeme salonunda Saddam gürültücü ve karışıklığa yol açan biri olduğunu kanıtladı. Yine de esaret altında kişiliğinin çok değişik bir yönünü gösterdi. Hava alma zamanlarında dışarı ekmek atıp kuşların üşüşmesini izliyordu ve bundan büyük keyif alıyordu. Saddam'ın sanki bir komedi oyunundaymış gibi mahkemeye saldırarak resmi savunmasına başlaması 15 Mart 2006'ydı. Saddam bunu Irak'taki mezhep şiddetine karşı ama Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı isyancıların saldırılarını destekleyen politik ifadelerle sürdürdü. Mesajlar göndererek ya da kendisini hala bir kahramanmış gibi göstererek aslında duruşmayı politik bir demece dönüştürdü. Bu noktada duruşmanın Saddam tarafından politik bir platform olarak kullanılmasını önlemek için Iraklı yargıç Rauf Abdülrahman duruşmayı basına yasakladı. Yaklaşık olarak 3 yıllık hapisten ve 1 yıldan fazla süren duruşmadan sonra 5 Kasım 2006'da Saddam Hüseyin insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı suçlu bulundu. Cezası asılarak ölümdü.
Saddam'ın avukatları kararı temyize götürmeye çalışmalarına rağmen karar 3 Aralık'ta 9 Iraklı yargıcın oluşturduğu panelde onaylandı. Irak kanunlarına göre eğer bir karar onaylanırsa bu 30 gün içinde yerine getirilmelidir. 30 Aralık 2006 Saddam'ın asılacağı gün olarak seçildi. Bana göre Saddam'ı çok ama çok önceden asmalıydılar. Bence duruşma adildi. Birçok insan Saddam Hüseyin yüzünden hayatını kaybetmişti. 30 Aralık'ta yerel saatte sabahın 6'sında Saddam 3 maskeli adam tarafından Amerikan Yeşil Hattı'nın hemen dışındaki Bağdat'taki dar ağacına getirildi. Siyah bir palto giymiş olan Saddam yüzünü kapatmak için siyah kapüşon takmayı reddetti. Bütün dünyada gösterilen video Saddam'ı destekleyen Sünni Müslümanlarla Saddam'ın şiddetinin kurbanı olan Şii Müslümanları arasında hala şiddetle hüküm süren Irak'taki iç savaşı daha fazla körükledi. Sünniler Saddam'ın ölümünün yasını tutarlarken Şiiler ölümünü kutladılar. Bu mezhep farklılıkları gelecek yıllarda Iraklı vatandaşların yaşamlarına zarar verebilecek Saddam Hüseyin'i yansıtıyor. Bence ülkenin düzelmesi çok uzun zaman alacak. Yaptıkları için Irak halkını suçlayamam çünkü 30 yıldan fazla bir süredir diktatörlük altında yaşadılar ve ülkelerinden hiçbir fayda görmediler. Yoksuldular. Saddam'dan ve rejiminden bir fayda görmediler. Aciz kaldılar.